Evet, Kozlu Pazarı'ndan herkese günaydınlar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi peynirci abimize gidiyoruz. Şundan bizim divan örtümüz vardı Barış. Teşekkür ederim. Şuradan gidelim, gel. Ay, kiraz da güzel. Yaprak. Evet, bakarız dönüşte. Karpuz da güzel bulursak alalım. Taze patates alayım. İlgili süpürgeler. Batman'da kullanmıştık köyde. Şimdi şu peynirden alıyoruz. Bir de şu Kayseri yaprak tulumundan alacağız. Bu sefer Barış eski kaşar istemiyor. Yumuşak geldi onun gözüne. Bakın çeşit çeşit. Keşke şundan yeseydin. O farklı mı abi? Tuzlu peynir ama bu kadar tuzlu değil. Öyle mi? Biz hep şunu alıyoruz, ne bileyim. Bu niye erken küfleniyor? Abla, bunu şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunu ağzını sıkı sıkıya bunun bağlı. He. Yani ama almadıkça yaşam daha fazla. Benim tamam. Bir şey olmaz ya. Gerçi Barış seviyor öyle. Olgunlaşır daha da güzel. Şimdi şuradan da patates alalım. Patates bugün 10 TL. Ama çok büyükten almayacağım ben. Şu kiraza bakalım. Tam bahçe. Kiraz ne kadar? 25. 25. Yaprak da var. Bunlar sanırım ereğli çileği. Ereğli çileği mi? Nerede söyleyeyim? Beycuma. Ereğli zaten. Tam reçellikmiş ama. Biz yine erikçiler erik alacağız. Şöyle 10 TL. Bunlar da var, dur falan. 1,5 mu? 3 TL yeter canım ya. Kiraz da var mı? 2 oldu mu? Evet, şimdiki istikametimiz BİM arkadaşlar. Barış, sana zahmet, o arabaya takılan şeyden var mı? Sen ona bakar ol. Bende neler gelmiş. Ay bak, Yarış'a göre ama onunkine benziyor. Pek ufakmış ama. Ne kadar? 22.50. Güzelmiş ha. Bunların örtüleri vardı, görüyor musun? Heh. Aa, bundan sana istiyordum bak ben Barış. Güzelsin. O ne? Sineklik. Ne kadarmış? Görüyor musun? 109 lira. Güzelmiş ama gerçekten. Bizim eve çok giriyor. Bak Barış, ben bundan sana istiyordum. Aslında küçükmüş ama bize bile olur da. Sen getirmezsin tabii, biliyorum seni de. Kamp bıçağı bizde vardı sanki. Kampa mı gidiyoruz? Yok. Yatralık kampa gidiyoruz sandık. Bak. 70 lira örtü. 20 bin lira olmuş. Neresi? Oteller. Bu sene oteller. Yaren küçük olsaydı beğenirdi bunları. Şunlar neymiş? Bak, şort var. İstersin. Ay, hep tırnaklarımın arasına girmiş. Seçtiğim şeyler. Bak Barış. Şortlar var. Tamam. Şöyle klozet takımları. Eseni göremiyorum ama. Bu şekilde de. Ben şöyle bir daha bir bakabilir miyim? Kapı önü paspasları var. Mevsimlik banyo havlusu. Yüz havlusu. Yüz havlusu bir tane alsam iyi olacak da. Ebatları nerede yazıyor? 50'ye 90. Nasıldır ki ama bunlar ya? Neyse, şöyle yapalım. Burada da şortlar var. Başka bir şey gelmemiş. Şu kamp malzemeleri gelmiş genelde. Şunlar önceki haftadan. Güzeller ama. Şimdi buradan da alacaklarımı alayım arkadaşlar. Çay tabakları, tabaklar, kupalar, bir sürü bir şeyler. Bu hafta gelenler bunlar. Bakın, kapı önü paspasları var ama bunlar çok kullanışlı olmaz gibi. Şu güzelmiş. Ben böyle masa örtüsü gelecek sanıyordum ama şu gelmiş. Bunu da ben beğenmedim. Neymiş? İskon pantolon. 40 TL. Evet. Alacaklarımı alayım ve gidelim. Elbise var. Bu şekilde. 109 TL bu da. Bana bir şey buldu. Bakın, bu bardaklar da bu hafta gelmiş. 9,5 TL. Yukarı benlik. Ay evet. Aa, yap, bana yap. Benlik diyor. Bana sosluk lazımdı. Dur. Şundan. Ne kadarmış Barış? 42.500. O ta Migros'tan aldığımız vardı ya. Hakkın rahmetine kavuştu da.
Şu bölmeli mi ki? He? Allah rahmet eylesin diye bölmeli değil. Bunun bölmelilerinden ablama almıştım ben. Bunlar düz. Şey yok değil mi araba için? Var da sağlıcım değil. Tamam, peynir bakayım, beyaz peynir. Nasıl? Senin telefon ağır olduğu için tutmaz. He, o nereye takılıyor? Şuraya. Ön tarafa takılıyor. He, benimki düşer. Başka yok değil mi? Onu sen buradayken bulsaydın. Biz ereğiyle mi o zaman gideceğiz arabaya? Bunlar da güzel. Hadi şimdi şuna bir bakayım da birazdan. Öyle sosluk lazım. Ben bunlarda oturamam. Rahat olmaz gibi geliyor. Değil mi? Bilmiyorum, hani çok anlamıyorum ama. Şimdi beyaz peynir alalım. İçeceğimiz var mı? Yok galiba değil mi? Sana zahmet, portakal mı? Yarış bir şey istedi mi? Çocuk yatıyordu. He evet. Bak 16.500 olmuş buradaki salatalık turşusu. Şimdi var diye hatırlıyorum bizde. Bak benim aldığım zeytin burada yok. Markası var da. Şimdi beyaz peynir hangisini alacağım biliyor musun? Şimdi bu Peysan'dan alacağım. Bir kere bunu aldım, çok güzeldi. Hem de böyle üçü de kapalı, istediğiniz zaman açıyorsunuz, bozulmuyor da. 47.90. Peysan mı? Ben ne dedim? Başka şunlardan falan istiyor musun? Tereyağı 70 olmuş. 69.500. Bak bu eski kaşar da güzel değil. Önceden alıyorduk, hatırlıyor musun? Evet, olmamış bak. Güzel değil. Başka alacağımız pastırma falan istiyor mu? Bunlar da bu hafta gelenler. Böyle yastıklar, şemsiye, bilada, kavanoz kapakları. Şimdi yavaş yavaş alacaklarımızı aldık. Çıkıyoruz. Güya erken gidelim, erkenden gelelim diye düşündük ama saat 12 oldu. Neyse, hemen çay suyu koydum. Karpuz aldık, 30 TL tuttu. Şuradan kesip de aldık. Çünkü hani tamam, oradaki beyefendiler biz buradayız diyorlar ama tekrar gitmek olmuyor. Güzel çıktı bu arada. Patates aldım, bir ufaklardan aldım. 3 kilo aldım, 27 TL tuttu. Pembe domates 12 TL'ydi. Ben 15 TL'lik aldım. Yine erik çok güzeldi. Benim eşim böyle kütür kütür çok sever. 15 liralık aldık, 10 liraydı. Şöyle çocukluğum aklıma geldi. Mahallemizde bu kirazlar böyle o kadar çok olurdu ki. Tadına baktık, çok güzel. Kilosu da 20 TL'ydi. Bir kilo aldık. Şunlar çürük değil arkadaşlar. Ama böyle kütür kütür çok güzel gerçekten. Buraya da dün var ya, rende elime düştü böyle. Etimi kavladı. Şöyle Peysan'ın peynirini aldım. Reçel aldım. Bir tane içecek aldım. Şu peynir bu sefer kilosu 98 TL olmuş. Abiye bunu sordum. Çünkü bunlar erken küfleniyor. Ama eşim böyle çok seviyor. Bakın hatta hafiften var gördüğünüz gibi. Bu da Kayseri tulumu. Kastamonu muydu? Galiba Kastamonu'ydu. Burada da Yaren'e biraz çikolata. Şimdi bunları yerleştireyim. Kastamonu mu? Kastamonu'ymuş. Jet hızıyla hemen kahvaltımızı yapalım. Barış ekmek makinesini çıkarmış. Ekmek kızartacağız bakalım. Bakın patatesimize. Bizi güldüren patates. Ne bu Barış? Yeşim kalbini buldum. Gerçekten kalp şeklinde patatesimiz çıktı. Evet, patates kalpliyim. Ne demek istedin sen bana? Açıkla. Yani, ama iyidir, güzel. Patates iyidir. Bence. Soğan olacağım. Evet arkadaşlar, saat 2.30 oldu. Ben anca mutfağı toparladım. Şimdi eşimle kendime kahve yapacağım. Ondan sonra da artık ne yaparız bilmiyorum. Böyle çayın yanına bir şeyler yapasım var ama onda da bir kararsızım. Şöyle. Şu Elif'in bana önerdiği kahve çok güzeldi de bitti. Kışlara gittiğim halde unuttum onu almayı. Neyse. Şöyle. Bir şey takalım. Fincanlarım büyük. O yüzden ne yapacağım? Şimdi. Büyük fincan işaretli. Evet, hadi bakalım. 3 fincana basacaktım. Çünkü fincanlar büyük. Ama suya büyük basmışım. Neyse. Alışamadım daha ama. Oranlarına alışamadım yani. Yoksa yapılışı falan çok kolay da. Neyse, pişsin bakalım. Günde kaç kere alıyorum bunların tozunu.
Kahve pişerken sodaları da dolduralım. Lütfen bir ara aynaya bak. Senin de doluyor mu gözlerin? Kısa bir kahve keyfinden sonra buraları düzenledim. Kırılan yağdanlığı attım. Öbürünü de makineye attım. Yıkansın diye bunları getirdim. Şimdi ne yapıyorum? Buraya patates soydum. Bayağı bir patates soydum. Hatta tuzunu ekledim. Şimdi bunlar haşlansın. Bunlar haşlanırken ben eşimle beraber paşalara gideceğim. İnşallah taze yufka vardır. Yufka alacağım. Patatesli börek yapacağım. Bugün böyle parka gidesimiz var ama bakalım inşallah gerçekleştirebiliriz. Normalde kek yapacaktım ama baktım 2-3 kup daha magnolia var. O yüzden kek yapmayacağım. Şimdi balkondan size bir şey göstereceğim. Yaren dünden beri diyor ki anne denizin rengi o kadar güzel ki diyor. Gerçekten böyle turkuaz gibi. Bilmiyorum ekranda ne kadar belli oluyor ama resmen turkuaz mavisi gibi. Çok güzel. Babası hatta gidelim seninle beraber dedi. Ders yaptığı için bir yere gitmek istemiyor. Şu ikinci kere markete çıkma olayından nefret ediyorum ama genelde hep böyle oluyor biliyorsunuz. Yufka alacağım. Buna ani karar verdik de yukarı gel Barış. Nasıl geliyorlar? Allah'tan esiyor. Yarine tembih ettim. Şöyle yarım bir şekilde patatesler haşlanıyor. Patatesi hiçbir zaman düdüklüye koymak aklıma gelmiyor benim haşlarken. Şimdi size ne göstereceğim? Ben sanırım epeydir yufka almadım. Çünkü fiyatını görünce şoklandım. 28 TL olmuş. Bilmiyorum ben bayağıdır börek yapmamışım demek ki. Şöyle çok güzel dondurma aldık. Bunu geçen gördüm. Denemek istedim. İsviçre çikolatası, karamel, çikolata parçalı muz. Güzel olur diye düşündük. Külah aldık. Akşam için çekirdek aldık. Ablama söyledim. Parka gidelim mi dedim ya da aşağıya gideriz bilmiyorum. O da gideriz Yeşo dedi. Termosla çay demleyeceğiz. Hiç semaverle uğraşmayalım. Öyle bakalım. Şimdi patates haşlansın. Onu güzel geçenki gibi soğanlı baharatlı kavurayım. Bunları da buzluğa atalım ya da eşim birer külah yapar herhalde. Bize. Evet şimdi ne yapacağım? Burada piknik sepetim var. Aklımdayken bardakları, şekeri, işte çekirdeği buna güzel yerleştireyim. Şöyle tozunu da alayım. Ben bunu kaç sene önce Sinop'tayken almıştım. Bayağıdır kullanıyorum. Şurada da poşetim var. Öyle bakalım. Şimdi patates haşlansın. Bunları güzel yapalım. Evet şimdi aklıma geldikçe malzemelerimi koydum. Bakın bu da buradan atmaya başlamış. Dediğim gibi kaç senelik zaten. Burada da hemen patatesi kavurdum. Çok kıpkırmızı yapmadım. Bol soğanla baharatlı çok azıcık biber salçası. Aslında reyhan da koyacaktım ama belki dedim ablamla eniştem sevmez. O yüzden eklemedim. Şimdi yufkalar burada sıvı yağla, yoğurtla, yumurtayla harç hazırlayacağım. Hemen gül böreği saracağım. Üzerine harçtan süreceğim. Fırına atacağım. İnşallah böreğim yani bir saat sürmez hemen hazır olacak bakalım. Şimdi eşim bana yardım ediyor. Evi süpürüyor. Saat 4 oldu. İnanın anca sıra geldi. Dikey süpürgeyle 2 dakika alayım dedi. Şöyle yufkaları 4'e böldüm. Buraya söylemiş olduğum gibi sıvı yağ, yoğurt, yumurta. Ben yumurtayı 2 tane koydum çünkü sostan üstüne dökeceğim. Tek katla yapacağım arkadaşlar. Normalde sıvı yağla yapıyordum ben bunu önceden. Tek sıvı yağ sürüyordum. Eğer çıtır çıtır istiyorsanız öyle de çok güzel oluyor. Ama böyle yumuşak daha güzel oluyor. O yüzden birkaç seferdir böyle yapıyorum. Fırçam nerede acaba benim? Bir saniye. Yaren de bir de ders yaptığı için şimdi mola verdi. Ev süpürmek o yüzden de böyle geç saate kalıyor. Artık son günler yapacak bir şey yok. Her şey Yaren'e göre. Hatta o bizle gelmek istemiyor akşam. Babası illa gel çay içersin ben seni bırakırım diyor ama büyük bir olasılıkla gelmeyecek. Şimdi bol bol sürelim arkadaşlar böyle. Fırçam şöyle dursun. Bunu da tabağa da almadım. Şimdi patatesli harç çok güzel oluyor. Aslında bu kıymalı ıspanaklı da çok güzel oluyor da bugün diyorum ya hiç böyle yapmak aklımda yoktu. O yüzden almadım. Keşke pazardan ıspanak alsaydım.
Neyse, patatesi de seviyoruz. Şöyle elimle alayım, ellerim tertemiz. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Gül böreği yapacağım dedim sanırım. Tamamdır. Yufka çok güzelmiş ama. Evet, birinci böreğimiz hazır. Bunu hemen yağlı kağıt serili tepsiye alalım. Siz neye kıkırdıyorsunuz acaba? Bir şeye kıkırdıyorlar baba kız ama anlamadım. Böreklerim hazır. Aslında yufka arttı ama bir tepsi olsun diye ben 12 tane yaptım. İçimden sadece şu kadarcık arttı. Harcını üzerine süreceğim ama bunu birazcık bekleteceğim. Çünkü saat 4.30. Böyle bir yarım saat falan geçsin. 5 gibi, 5 çeyrek geçe gibi fırına atarım. Şimdi bulaşıklarımı halledeyim. Bunun üzerine kapatayım kurumasın. Bazı içleri çok doldurdum. O yüzden böyle kırılma yaptı ama güzel oldu. İnşallah afiyetle yemek nasip olur. Bol baharatlı yaptım böyle. Börek tamam arkadaşlar. Evet, börekler fırına gitmek için hazır. Üzerine sostan sürdüm. Çörek otu, susam döktüm. Çayımı da koydum. Ablama dedim sadece çay demle. Bugün termoslara yapacağız çünkü. Semaverle uğraşmayacağız. Kızartma yapayım dedi. Dedim sakın hiçbir şey yapma. Sesi zaten çok yorgun geliyor. Bugün ben hazırlamış olayım. Hep beraber yiyelim. Yarenciğim gelmeyecek. Ona börek vereceğim sadece. O ders yapıyor malum. Şimdi bu güzellik pişmeye gidiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Saat 6 oldu. Çayı demledim. Böreğin pişmesine son 15 dakika kaldı. Ona da kap ayarlamadım. Şöyle güzel bir şeye koymam lazım ki ezilmesin. Neyse ablam aradı. Çayı da demlemiş bulundum. Yeşo dedi semaveri al. Orada çay demleyeceğiz. Enişten dedi üşenmiyor dedi. Yapmak istiyor. Saat 6 oldu arkadaşlar. Çayı demledim. Böreğin de son bir 15 dakikası kaldı. Nar gibi kızaracak. Böreğe bir tabak ayarlayacağım. Neye koyarım ben de bilmiyorum. Ezilmemesi lazım. Neyse ablam aradı. Yeşo semaveri getir dedi. Çay demleyeceğiz. Dedim çayı demledim. Olsun dedi. Ben eniştem uğraşmasın diye hani semaver getirmeyelim dedim. Çünkü semaverde hem iş oluyor hem üzerimiz başımız is kokuyor. Gelince banyo işi de oluyor malum. Ama eniştem semaver yakacakmış. O zaman tamam dedim. Uğraşsın istemedim ama o uğraşmak istiyor. Semaver çayı da güzel oluyor tabii ki de. Neyse işte burada zaten piknik sepetim hazır. Suyu falan buzluğa attım. 5 litrelik de su koydum kapının önüne. Semaveri falan da çıkardım. Bir yarım saat sonra Allah izin verirse gideceğiz. Neye niyet neye kısmet. Şuraya gidecektik yine Kozlu sahiline karar verdik. Orası daha eğlenceli oluyor. Burası da çok güzel ama buraya bayağı erken gitmemiz lazım. Böyle masalar az olduğu için yer kalmıyor. Biz yine kendi piknik masamızla ufak bir sofra kuracağız arkadaşlar. Hem böyle kahvaltılıklar, börekler, akşam yemeği de yemiş olacağız. Öyle bakalım bir 15-20 dakikaya kadar Allah izin verirse sizlerle beraber gidelim inşallah. Evet sese gelin. Fırından şimdi çıktı. Nasıl görünüyor? Enfes görünüyor. Nar gibi kızarttım. Şimdi bir 5 dakika falan sıcaklığı geçsin. Ondan sonra hemen kabımı alacağım. 2 tane yarenciğime bırakacağım. Büyük büyük oldu. Güzel oldular. Evet karşınızda ablam. Evet, ablamı 4-5 gündür görmüyorum ben de. Evet, Barış aynen. Yaren arıyor da sen onu arayabilecek misin? Merhabalar. İyi misin? İyiyim. Size sorumlu. Yoğun bir hafta geçirdik. Ne güzel çıkıyorsun yeşilliklerle. Vallahi. Evet. Yoğun bir hafta geçirdik vallahi. Çok yoğundu bu hafta. Belli sesi çıkmadı aynen. Hiç. Yani işten geliyordum yemin ederim. Duş alıyordum. Şana yemek hazırlıyor. Yemeği yiyorum. Olduğum yerde sızıyorum. Sabah işe gidiyorum. O şekilde. Doğrudur. Bu hafta. Bu hafta çok protokol giden gelen işler yoğun. Yani biraz stresliydi bu hafta. Allah ama kolaylık çok, versin çok abla. Çok şükür elhamdülillah. Hayırlısıyla bu haftayı bitirdik. Öyle öyle. Çok güzel çıkıyor arka taraf bakarsın şeyde. Şimdi evet. Ne yaptık arkadaşlar? Sofrayı kurduk. Masamız kırıldı. Bacakları kırıldı. Bizde böyle arabamızda örtümüz vardı. Bunu da ablam vermişti bize. Böreğimiz biraz tabii soğudu ya.
Ama yine de güzel olmuştur. Ablam da hemen 2 dakikada kızartma yapmış. Ben ona hiçbir şey yapma demiştim. Kahvaltılıklarımız var. Termostaki çayımızı dolduracağız. Ondan sonra eniştem semaveri yaktı. Böyle yani. O zaman ne diyelim? Bizlere afiyet olsun. Hadi bakalım. Evet, hep beraber olsun. Evet, hadi çayı dolduralım. Herkes iyi niyetli değil ki. Böyle niyetliyiz ama. Maşallah, seyir gibi yaşıyor. Hayır abla, öyle çok koyu değil. Şeydi bu. O siyah paket ama yarıya kadar. Benim şey büyük değil abla. Termos. Oo. Maşallah. Gözü görmedi. Çok doğru. Havada kapatmıştı ama böyle mis gibi açtı. Çayımız da yine burada kaynıyor. Eniştem birazdan bunu da demleyecek. Haydi. Uçan balon uçtu. Vallahi gitti. Benim de uçmuştu küçükken, nasıl üzülmüştüm. Yeşil çekirdek çıtırtıyorsun. Bak. Ne güzel gözüküyor şu karşılar. Balon gidiyor bak hala. Ya biz hala buradayız. Saat 9 oldu mu? Evet, çaya doymayanlar. İkinci çayı koydular. Oo, burada patates olur ha. Vallahi arabada bir tane var. Getireyim mi? Düşmüş. Mısır olsaydı mısır şey yapardı. Aynen. Burada. İkinci çay suyunu koydular. Vallahi, benim artık semaver, içecek yerim kalmadı da. Semaver çayı içiliyor vallahi ya. İçiliyor aynen. Aynen. Oh, yine bir de dışarıda daha çok daha güzel yemek yeniyor. Her şey daha bir farklı oluyor gerçekten. Hava da bugün çok güzel. Çok güzel. Şu aynen. Şeye baksana eşim. Karşı taraf çok güzel. Güzel. Biz seninle birazdan bir yürüsek abla yine. Yürüyelim mi? Hadi gel. Hadi gidelim. Yok ama bak öyle göründüğü gibi, evet, çıkmıyor, görüyor musun? Hala daha bakın görebiliyor güzel musunuz? Dolu ya, dolu insan seli. Evet ya. Millet eve gitmiyor baksana. Aynen, aşağılar dolu, buralar da dolu. Şimdi aynen, biz ablamla yürüyelim dedik. Çok güzel ama. Evet, kına gecesine hoş geldiniz. Ben bu müziği duyunca böyle burnumun direği sızlıyor. Evet. Ablama bak. Ben acillik olmuştum. Yeşim'in kınasında bu şarkıyı söylediler. Ağla, 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 ağla. Eve bir geldim, sinir krizi geçirdim, beni acile getirdiler. Ben de çok niye ağlamıştım. Niye kardeşim uzağa gidiyordu, yamana gelin gidiyor diye. Ey gidi hey. Çok yaman, bu akşama. Duygulandım vallahi şimdi bu müziği duyunca. Oy, dönelim haydi. Bilse de gelse. Hadi başlayalım. Uçan da kuşlara tona giremedik. Ben annemi özledim. Hem annemi hem babamı. Ben köyümü özlerim. Var ya, bir şey söyleyeyim mi? Aa, çok dibine giriyor. Cenab-ı Allah, evet çok yakın. Ama şey, uzaklaştırınca da karanlık çıkıyorsun. Lafını unutma, şöyle, gel. Şöyle bir şey söyleyeyim mi? Var ya, Cenab-ı Allah dağına göre kar verir derler ya, gerçekten öyle. İyi ki ben uzaklara geri gitmemişim. Ben dayanamazdım. Ama bizim eşim çocukluğundan beri annemden babamdan böyle her sene ama rahmetli, o başka abla. Her sene rahmetli anneannem peşine takılırdı, bu gitmek isterdi, gezmeyi çok ama severdi. Tamam da onda dönüşüm halamla, eveydi, bu öyle bir şey mi? Halamla İstanbul'a, hayır ama bak şimdi ben ne anlatacağım. Halamla İstanbul'a giderdi, orada kalırdı, gelirdi. Hiç annem babamı aramazdı, bizi aramazdı. Memlekete dayımla giderdi, giderdim. Dayımla aylarca kalırdı, hiç aramazdı. Aynen. Benim bir günü, bak koskoca kızım, hiç unutmuyorum, 14 yaşında. İstanbul mu? Beni İstanbul'a gönderdiler, heves ettim, tamam mı? Halama. Eşim gidiyor, işte ben de gitmek istiyorum diye halama ilk defa İstanbul'a gittim, 13-14 yaşında. Hiç unutmuyorum, Walkman'ler o zaman kulaklıklar yeni çıkmıştı, bana Walkman almışlardı. Ben yaşım bir gittim. Ağla ağla mı? Ben komaya girdim. Ama işte aynısını ben de yaptım. 13 yaşındaki kız halam böyle yaptı. Tövbe bismillah dedi. Yeşim geldi dedi burada. Hayır ben senden. Kaldı. Hayır sen karıştırıyorsun. Halam dedi ki memlekete gidiyorsunuz ağlamıyorsunuz. Aynısını ablan da yaptı. Aa, sen de yaptın. Ben orada ben ağladım. Ya, 3 gün 4. Ben İstanbul'a duramadım. Gönderdi. Bak o şeyden değil. Halam Yücel halam. Ay, bir başka mesela. Çok severiz. Çok aynen, düşkünüz. Ama İstanbul'umu sevmedim. Ben orada duramadım abla. Ben memlekete gitmeyi seviyordum. Hayır, sen karıştırıyorsun. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben memlekete hayatta kendi başıma da. Ben annem gittim. Çok gittim. Hayır gitmezdim. Anneannemle, dayımla. Sınavlarım vardı. O zaman ortaokulda bütünlemeye kalmıştım. Beni annem otobüs şoförüne tembih etti. Ay bismillah.
Memlekete mi gitti? Tanıdık vardı. Hayır, memleketten babam aldı beni terminalda. Sınavlara girmeye geldim. Aa. Annem orada. 10 gün sonra da annem gelecekti. Onu hatırlamıyor. Ay yemin ederim siz beni bir görseniz. Ama bak şeyi hatırlıyorum. Ben her gün böyleyim. Annemin resmini alıp anne, anne Allah diye ağlıyorum. Seni. Bak şeyi hatırlıyorum. Siz memlekete gittiniz. Ben İstanbul'a gittim. Hatta sizden önce gelmiştim. Lise 1'deydim o zaman. Zaten ilk ve son gidişimdi İstanbul'a. Ben ondan sonra hiç İstanbul'a gitmedim ki. Yani, sen beni karıştırıyorsun. Bir de diyor ki yeşim giderdi dururdu diyor. Yani söyleyeceğim ne? Ben memleketi seviyordum. Annemden babamdan yani böyle ayrı. Özellikle hani babam değil de annem. Hmm. Annemden ayrı. Şimdi yeşim asla, alışkın mı diyorsun yani? Hayır, alışkın derken sen zamanından beri gezmeyi seviyorsun. Seviyorum hani ama. Hani böyle kalırdın yani, anladın mı? Bursa'ya gittiğimi hatırlıyor musun? Bursa'dan evet. Bursa'dan gelişimi hatırlıyor musun? Ya. Hayır, gelişimi hatırlıyor musun? Yanlış kremsiz. Arkadaşıma güneş gitmiştim de. Kremsiz denize gitmişler. Bu yanlış ne ama. Denizi? Çatıda yandık. O zaman daha yeni yeni böyle yeni. Liseyi yeni bitirmiştim. Annemle babamı zor ikna etmiştim. Bunlar terasta yanmışlar ya, kararacak yeşim. Bursa'ya gitti, kararmış Bursa. Gelecek. Yeşim bir geldi ki dudaklarından tutun. Çok kötü yanmıştım gezmek. Ha. Ama nasıl biliyor musunuz? Bildiğiniz suyu dökersin. Tabii canım, çok kötüydü. Ya, çok kötüydü. Derileri kalkmış böyle. Bursa Hürriyet'e annem, selam olsun. Annem hastaneye dermatolojiye getirdik. Kremli ilaçlar yaptırdık. Öyle ailece görüştüğümüz Zonguldak'tan çok. Komşularımızdı. Ya beni eski, annem öyle gönderdi. Aynen. Yoksa asla göndermezdi. Bizim, çok samimi, akrabadan öte ailece görüştüğümüz kalabalığa onlar da bize mesela çocukları, kızları gelirdi kalmaya. Aynen bizi aynen. Öyle. Yoksa gönderirler ama, mi abla? Tabii canım, güvenmediğim bir aile olsa, aile dostumuz çünkü onlar. Disko'ya geldik. Hiç unutmuyorum. Yalnız yüksek yüksek tepelerden nerelere geldin? Allah seni kahretsin. Komlerden nereye? Hadi gidelim, burada çok insan var, dikkat çekmeyelim. Hayır, konuşmayı sevince insan böyle bir daldan bir dala atıyor. Buralar şey gibi olmuş bayağı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Saat 12'ye geliyor, biz eve geldik arkadaşlar. Arkada torbalar, tepsiler, yerde piknik sepeti, hepsini bulaşık makinesine yerleştireceğim. Bulaşık makinesi dolmak üzereydi. Sabah artık yerleştirin yerlerine. Çok güzel, çok keyifli bir akşam geçirdik. Bazen plansız yapılan şeyler daha eğlenceli, daha güzel oluyor gerçekten. İkinci kere çay demledik. Çayımız arttı. Yanda oturan arkadaşlara da ikram ettik. Onlar da içtiler. Öyle güldük, eğlendik. Oyun oynadık hatta. Bir ara sizlere çekecektim ama dedim bir dahaki oynadığımızda çekeriz. Böyle harf belirledik. O harfle ilgili sorular falan sorduk. Çok eğlendik gerçekten. Yarenciğimiz de biz yokken ders yapmış, biraz uyumuş, şimdi kalkmış tekrar dersine devam ediyor. Eşim bilmiyorum çay ister mi, çünkü dün akşam saat 12'yi geçiyordu. Ben çay demledim, 1.30 gibiydi, biz çay içiyorduk eşimle beraber. Tabii ki uykumuz kaçtı ondan sonra ama nasıl olsa bağıran çağıran yok, evlerdeyiz. Yaren ders yaptığı için çok bir yerlere gitmiyoruz arkadaşlar. Normalde Ereğli'ye gitme planımız var ama Zonguldak 5 gün yağmurlu gözüküyor. Artık ne yaparız ne ederiz bilmiyorum ama herhalde hafta sonu gitmeyiz. Neyse, lafı daha fazla uzatmayayım ben. Videom biraz uzun olmuş olabilir. Ablamla da son sohbet ettik. İnşallah onu da ekleyeceğim. O zaman ne diyorum? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın cumartesi herkese, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Tüm sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz çok güzel bir hafta sonu olsun. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah kısmet ederse yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Evet, ben pazar günleri genelde vlog atmıyorum biliyorsunuz. Çok istisna bir durum olursa atıyorum. O yüzden şimdiden herkesin babalar gününü kutluyorum. Babacığımın da babalar gününü kutluyorum. Eşimin de aynı şekilde. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah buluşuruz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.